Kaydı da başlattım. Artık eminiz. Kayıt başladı şu an. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselmesini birlikte işleyeceğiz dedik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükselmesinden bir ya da iki adet soru beklediğimizi söyledik. Osmanlı Devleti'nin büyümesini kolaylaştıran etkenlerden bahsettik. Şimdi de bu Osmanoğulları nereden tarih sahnesine çıkmışlar? Nasıl büyümüşler ve nereleri takip ederek yaşadıkları yere gelmişler, ona bakacağız. Osmanoğullarının biliyorsunuz Kayı boyu olduğunu söyledik. Oğuzların bozok kolundanlar. Kayı demek sağlam, güçlü ve kuvvetli anlamına gelmektedir dedik. Kayı demek sağlam, güçlü, kuvvetli anlamına gelmektedir dedik. Oğuzların Bozok kolunun kayı boyundalar. Demiştim ki arkadaşlar, Selçuklular da Üçok kolunun kınık boyundanlar. Ve bu Selçuklarla ilgili bu sene bir soru geldi kurum kurulu sınavlarında. Onun için dikkat edin özellikle Selçuklu'ya. Çünkü Osmanlı şu son süreçte diziler, filmlerden dolayı çok fazla herkes kendini kayı boyundan zannettiği için henüz soru soracaklarını zannetmiyorum bu süreçte. Aslında nerede yaşıyor bu boy? Aslında Kayı aşireti Orta Asya'da yaşıyor. Ama Moğol tehlikesi yüzünden Anadolu'ya göç etmek zorunda kalıyor. Ve Moğol tehlikesinden uzak Bizans sınırında bir Türk iskanı, Türk yerleşkesi sağlayacaklar. Burası önemli. Derslerde de bahsetmiştik. Kayı boyu önce nereye geliyor? Ahlat'a geliyor. Ahlat'tan nereye gelecekler? Ankara Karacadağ'a gelecekler. Ankara'da yaşıyoruz. Ankara Karacadağ neresiydi? Haymana, Haime Anne'den zaten isim alınmış. Haymana ve çevresine Karacadağ'a geliyorlar. Daha sonra Kayı boyunun başında Ertuğrul Gazi varken, Ertuğrul Gazi zamanında Alaaddin Keykubat tarafından onlar tam anlamıyla nereye yerleşecekler? Bizans sınırına, Söğüt ve Domaniç'e yerleşecekler arkadaşlar ve bir uç beyliği olacaklar. Onların savaşçı mücadelelerinden faydalanmak isteyecek Alaaddin Keykubat ve Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti. Dolayısıyla Söğüt ve Domaniç'i onlara yurtluk olarak verecek ve onlar Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i de yaylak olarak kullanacaklar sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Peki. Geldikleri yeri haritadan görebilirsiniz. Önce Van Ahlat, daha sonra Ankara Karacadağ, oradan da Söğüt ve Domaniç'e geliyorlar arkadaşlar. Söğüt ve Domaniç'e geliyorlar. Şimdi özellikle beylikten devlete geçiş süreçleri nasıl oldu? Onları konuşacağız. Az önceki derste demiştim ki ben, Osmanoğulları Anadolu'daki Türkmenlerin kavgasına karışmadı ve Anadolu'daki Türkmenlerin kavgasına karışmayarak yönünü, yüzünü nereye çevirdi? Yönünü, yüzünü Bizans üzerine çevirdi ve Bizans'ın eski gücünde olmaması da Osmanlı'nın oldukça işine yaradı. Bizans'ın eski gücünde olmaması da onların oldukça işine yaradı diyoruz arkadaşlar. Özellikle kavgaya girişmeyip Türk-İslam kavgasına girişmeyerek Türk devletleriyle mücadele etmeyerek Bizans'a karşı mücadele edince özellikle Moğollardan kaçan Türkmenler ve Anadolu'da gaza ve cihat yapan Gaziyanurumlar Osmanlı'ya destek sağladılar. Ve bu Osmanlı'ya destek, Osmanlı'nın bir an önce özellikle nüfus ve savaşçı bakımından sayısının artmasına ve işinin kolaylaşmasına yol açtı arkadaşlar. Dikkat, iki sene öncenin KPSS sorusudur. Gaziyanurum, iki sene öncenin KPSS sorusudur. Gaziyanurum aklınızda olsun. Biz Anadolu Selçuk Devleti'nin yıkılış sürecinde
konuşmuştuk. Feteyanurum, Gaziyanurum. Hatırladınız mı onları? İşte onlardan bir tanesi de Gaziyanurumlardır arkadaşlar. Gaza ve cihat yapan Türkmenler. Bizans'ın zayıflaması, içinde bulunduğu durum nasıl? Osmanlı'nın işini kolaylaştıran unsurlar. Bizans'ın zayıflaması, Balkanlarda ve Anadolu'da çok ciddi toprak kayıplarını yaşamış olması, ülkeyi idare edememesi, Tekfurların olması ve Tekfurların halka ağır baskıları, Rum, Ermeni, Yahudi cemaatlerine kötü davranılması, bütün bunlar Osmanlı'nın Bizans üzerine fetihlerini ne yapacak? Kolaylaştıracak diyebiliriz. Osmanlı'nın fetihlerini kolaylaştıracak diyebiliriz. Osman Bey 1281'de babası Ertuğrul Gazi'nin hayatını kaybetmesiyle devletin başına, beyliğin başına geçecek. Bu sırada Anadolu Selçuklular eski gücünü kaybetmiş ve Osmanlı 1299'da resmi olarak bağımsızlığını ilan etmiş. Arkadaşlar bu tarihle ilgili bazı tarihçilerin tartışmaları var. 1302 olduğunu, Koyunhisar'la birlikte olduğunu söyleyenler de var. Ama resmi tarih 1299 diyor. Biz de böyle kabul ediyoruz arkadaşlar. Osman Bey nereye yürüyecek? Bizans üzerine yürüyecek. İlk aldığı yerlerden bir tanesi de Karacahisar olacak. Yeni aldığı yerlere çoğunlukla ne yapacak? Başkentini taşıyacak ya da merkezini taşıyacak. Başkent demeyelim ama merkezini taşıyacak diyebiliriz. Özellikle ahilerin desteği çok önemli demiştim. Hatırlayın. Şehedebali'nin kızı Malhun Hatun ya da Bala Hatun'la evlenerek ahilerin desteğini alıyor ve ahiler Osmanlı'nın kuruluşunda oldukça etkinler sevgili arkadaşlar. Şimdi Şehedebali'nin Osman Gazi'ye nasihati önemli. Neden önemli? Hatırlayınız önceki günlerde Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Şehedebali'nin Osman Bey'e nasihatinden bir şey söyledi canlı yayınlarda. Dedi ki devleti yaşat ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Gördünüz mü? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Arkadaşlar Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye bu nasihatı, bu öğütü nasıl devlet olunabileceğini ya da nasıl devlet başkanı olması gerekliliğini anlatıyor. Bir öğüt veriyor, öyle mi? Biz bu tür öğütlere aslında daha önce rastladık. Bu böyle çok resmi olmasa da ne gibidir? Siyasetname gibidir. Bakın gibidir diyorum. Siyasetname gibidir. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın söyleminden sonra birazcık daha önemli hale geldi. Ne gibidir dedik? Siyasetname gibidir. Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatı çok önemli sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun, cepte dursun. Şimdi Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'ymiş, annesi Hayme Hatun'muş. Hayme anne, Haymana demiştik, oradan geliyor. 1299 ile 1326 yılları arasında tahtta kalmış. Özellikle Osman Bey'in faaliyetleri Bizanslı Tekfurları rahatsız etmeye başlayınca Bizanslı Tekfurlar Osman Bey'in ölümünü isteyecekler. Ve Osman Bey önce Yarhisar, sonra da Bilecik'i ne yapacak? Fethedecek arkadaşlar. Bakın derslerde söylediğim bir şey, burada da lütfen unutmayınız, Bilecik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında beylikten devlete giden süreçte en önemli aldığı yerlerin başında Bilecik geliyor. Ve ben size bunu derste söylemiştim, unutmayın demiştim. Bilecik arkadaşlar, Bilecik Türk Devleti'nin, daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Beyliği'nin yeni merkezi olacak ama şimdi bir sürü Türkmen Osmanlı'ya gelmeye başladı. Çünkü Osmanlı gaza ve cihat yapıyor, nüfus sayısı arttı. Ve savaşçı Türkmenler geliyor ya, işte o savaşçı Türkmenlere asker bulmada sıkıntı, silah bulmada, askerlerine silah bulmada sıkıntı yaşamamasına yol açacak. Çünkü Bilecik'te bir demir madeni var. Bu demir madenini Osmanoğulları işleyecekler ve ordularının silah ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Çok önemli. Bir de neyin ispatı bu? Osmanoğulları
Osmanoğulları neyi biliyor? Demirciliği, madenciliği biliyor. Türkler ezelden beri bunu biliyorlar arkadaşlar. Şaşırmamak lazım. Osmanlı kurulduğu yıllarda biliyorsunuz Selçuklara bağlıydı. Ancak ne yapacaklar? 1299'da Osman Bey bağımsızlığını ilan edecek. Arkadaşlarına ne diyecek? Fetheden fethettiği yerin sahibidir. Dirlik verecek. Bu dirlik hadisesini biz 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın arkadaşları Danışmen, Saltuk, Mengücek, Artuk ve Çaka Beyliği'ne de verdiğini biliyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk Osmanlı, ilk Bizans Savaşı'na. Osmanlı Devleti ile Bizans ilk defa bu kadar ciddi bir Osmanlı, bu kadar ciddi bir kalabalıkla, bu kadar ciddi bir Bizans gücüyle karşılaşacak ve ilk Osmanlı-Bizans Savaşı'nda kim kazanacak? Osman Bey kazanacak arkadaşlar. Koyunhisar Savaşı'nı Osman Bey kazanacak. Bursa'nın üç tarafı Osmanlı toprağıyla çevrilecek. İzmit yolu Türklere açılacak. Yani şu ana kadar gördüğü en büyük şehre doğru gitme fırsatı doğuyor Osmanoğullarına. Koyunhisar Savaşı'ndan sonra Bursa'ya arkadaşlar. Fakat Bursa kuşatması öyle kolay bir kuşatma olmayacak. Çünkü ilk kez bu kadar büyük bir ülkeyi, şehri kuşatacak Osmanoğulları. Kuşatmayı Osman Bey başlatacak. Ancak bu kuşatmayı lütfen şey gibi düşünmeyiniz. İşte İstanbul'un fethi gibi toplarla dövdük, kapıları açtık gibi düşünmeyin. O dönem silah teknolojisi buna uygun değil. Ne yapıyorlar? İhata yapıyorlar. Yani şehri kuşatıyorlar ve şehrin düşmesini bekliyorlar. Şehrin düşmesini bekliyorlar. Bu şehrin düşmesi de büyük bir şehir olduğu için 10 yıl sürmüş arkadaşlar. 10 yıla yakın Osmanlı Bursa'yı alabilmeyi umut etmiş ve beklemiş. Osman Bey Bursa kuşatması sırasında hayatını kaybediyor. Yerine oğlu Orhan Bey geçecek ve Bursa'yı fethedecek. Orhan Bey ve oğlu babasının vasiyeti üzerine biliyorsunuz Bursa'ya defnedecek. Bugün mezarları Tophane'de, Bursa'da yan yanadırlar. Arkadaşlar Bursa ne yapılacak? Bursa başkent ilan edilecek. Bursa başkent ilan edilecek. Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında kısa süreli aralıklarla sürekli ne yapacak? Başkent değiştirecek sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? O zaman size bir soru. Şuraya yazayım o soruyu. Sorunun cevabını mikrofonunuzu açıp söyleyebilirsiniz. Osmanlılar kuruluş yıllarında kısa süreli aralıklarla neden başkent değiştirmiştir? Fethedecekleri yerlere yakın olmak için. Nazlı mı o? Evet. Açtın mikrofonunu evet. Bekliyorsun değil mi? Evet. Bari soru bitsin dedim. Çünkü şeyler böyle sesler artmaya başladı kulağımda. Hemen anladım birileri mikrofonu açtı. Osmanlılar kırılış yıllarında kısa süreli aralıklarla sürekli başkent değiştiriyorlar. Çünkü fethetmek istedikleri yere yakın olmak istiyorlar. Öyle mi? Hocamız iyi. Hocanız iyi. Yere yakın olmak istiyorlar. Bu soru çıkarsa çok mutlu olacağım. Çünkü birçok öğrencinin kafaya vura vura bunu söylediği için çıkarsa çok güzel olacak. Önce hatırlayın, süreci görün. Söğüt, Domaniç, sonra işte Karacahisar, sonra Bilecik, sonra Bursa. Biraz sonra da neresi olacak? Edirne olacak. Ve Edirne'yi de başkent yapacak Osmanlı. Fethetmek istediği yerlere yakın olmak için. Ama daha sonra İstanbul fethedilince tabii ki artık bir cihan imparatorluğu haline dönüştüğü için Osmanlı başkent değiştirmek gereği duymayacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti yıkılana kadar, Türkiye Devleti kurulana kadar da İstanbul başkent olarak kalacak. 13 Ekim 1923'te
Ankara başkent ilan edilecek arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilanından yaklaşık 15-16 gün önce. Bu konuda anlaştıysak devam ediyorum. Şimdi Orhan Bey İznik'i fethetmek isteyince bir savaş ortaya çıkacak. Ne savaşı bu? Maltepe-Palekenon Savaşı. Şimdi KPSS daha önce Koyunhisar Savaşı'nı sordu. Ama öyle bir kazık atarak sordu ki öğrenciye. Bafeyos Savaşı olarak sordu. Bafeyon Savaşı olarak sordu. Dolayısıyla buradaki Palekenon'u da biz ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Maltepe-Palekenon Savaşı. Osmanlı Bizans'ı ağır bir yenilgiye uğratıyor. İmparator ordusunun başında Maltepe'ye, İznik'e kadar gelmişti ama ne yapmak zorunda kalıyor? Kaçmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti Orhan Bey zamanında İznik ve İzmit'i alıyor. İznik ve İzmit'i alan Orhan Bey bölgede bir cizye vergisi başlatıyor. İznik, İzmit üzerine ve İstanbul'a planlanan, hayal edilen bir kuşatmanın da üssü oluyor arkadaşlar. Şimdi İznik ve İzmit'in fethi ne demek biliyor musunuz? İznik ve İzmit'in fethi şu demek. Osmanoğullarının Bizans'ın Anadolu'daki tüm topraklarını hemen hemen ele geçirmesi anlamına geliyor. Bizans'ın Anadolu'daki tüm topraklarını ele, burada da yapabiliyorum artık o haritaları. Orijinal harita varken bile ben size harita çizeceğim arkadaşlar. Şöyle. Nasıl lan? Haritaları unutmuşum. Harita çizmeyi unutmuşum. Şöyleydi değil mi? Şimdi Bizans'ın Anadolu'daki tüm toprakları ele geçirilince Osmanoğullarının bir karar vermesi lazım. Ya Anadolu'daki beyliklerle mücadele edecek, kavga edecek, ya Anadolu'daki beyliklerle mücadele edecek, kavga edecek ya da karşıya geçecek. E tamam da karşıya Bizans'a ya da Rumeli'ye doğru gidebilmesi için ona bir deniz gücü gerekmez mi? İşte o deniz gücüne Osmanoğulları nasıl ulaşacak? Karasi oğulları beyliğini alarak ulaşacak arkadaşlar. Dikkat, soru bekliyoruz. Yıldızlıdır. Karasioğulları beyliği her türlü yıldızlıdır. Haberiniz olsun. Çok önemlidir. Hocam evet. Barışçıl yollarlaydı değil tabii mi bu? Tabii ki barışçıl yollar. Aynen öyle. Barışçıl yollar. Çünkü Osmanoğulları Yıldırım Bayezid zamanına kadar Anadolu beylikleriyle kavgacı bir tutum izlemiyor. Bunu unutmayın. Karasioğulları Beyliği'nin, Karasi Bey'in hayatını kaybetmesiyle oğullar arasında taht kavgası çıkınca direkt buna müdahale ediyor. Diyor ki gelin kardeş birlikte daha rahat, daha güzel bir yaşam sağlayalım. Şurası çok önemli. Osmanlı'nın Anadolu'da Türk siyasi birliğindeki ilk adımıdır bu. Böyle bir, bak Karasioğulları Beyliği 3 kere çıkabilir. Bir, Osmanoğullarının aldığı ilk beylik. İki, Osmanoğullarının Anadolu'da Türk siyasi birliği açısından attığı ilk adım. Üç, Osmanoğullarının ilk defa deniz gücüne ulaşması arkadaşlar. İlk defa Osmanoğullarının deniz gücüne ulaşması ve Karasioğulları Beyliği'nin denizciliğinden faydalanması. Artık Osmanlı'nın yönü daha da net belli. Nereye geçecek? Rumeli'ye, karşıya, Gelibolu'ya geçecek. Ama ne kadar Gelibolu'ya hocam, geçmek... Hocam bir daha söyler misiniz? Söyleyeyim biraz sonra tekrar. Ne kadar Gelibolu'ya geçmek istese de tabii ki o işler o kadar da kolay olmuyor biliyorsunuz. Çünkü Osmanoğulları... Kaydediyorum. Osmanoğulları
Sizi kaybettim şimdi. Kayıt değil de kayboldunuz. Osmanoğulları arkadaşlar. Bu arada 30 kişiye yaklaşmışız güzel. Seslerini açanlar seslerini kapatsınlar. Bak yine kulağıma geliyor. Kulağıma. Ben kapatayım. Arkadaşlar. Osmanoğulları evet Rumeli'ye geçecek. Plan bu. Hedef bu. Fakat bu Rumeli'ye geçme hadisesi o kadar da kolay olmayacak. Çünkü denizden karaya sefer yapmayı bilmiyoruz. Şimdi denizden karaya gidebilmem için de bana deniz gücü lazımdı. Tamam deniz gücünü Karasoğulları beyliğini alarak yaptım. Ama denizden karaya bir savaş yapmak oldukça zor. Bakın o kadar önemli bir hadise yaşanacak ki Osmanoğulları için 1341'de Bizans'ta karışıklıklar ortaya çıkınca Bizanslı komutan Kanta Kuzen Orhan Bey'den yardım isteyecek. Orhan Bey diyecek ki kardeş ben sana yardım etmeyi çok isterdim. Vallahi bak. Sen benim öz kardeşimden ötesin. Ben Alaaddin'den çok severim seni. Ama ben şimdi sen Bizans'ın imparatoru olacaksın diye nasıl ben denizden karaya geleyim ki? Nasıl ben sana yardım edebileyim ki? Diyecek. Kantakuzen de diyecek ki ben sana karşı karada bir yer verirsem sen bana yardım eder misin? Ederim. Ayıp ediyorsun. Çimpe Kalesi'ni Osmanoğullarına askeri üs olarak kullansın diye bana yardım etsin diye Kanta Kuzen ne yapacak? Verecek. İşte belki de hayatının hatasını yapacak. Çünkü Kanta Kuzen Çimpe Kalesi'ni verince Orhan Bey Çimpe Kalesi'ne oğlunu gönderecek arkadaşlar. Oğul Süleyman Paşa buraya çok kalabalık gidecek. Çimpe Kalesi unutmayınız ki Osmanoğullarının Rumeli'deki ilk toprağıdır. Osmanoğullarının Rumeli'deki ilk toprağıdır. Bizans'a yardım etmek için bu toprak alındı ama bu toprak artık Osmanoğullarının Balkanlar üzerinde yapacağı seferler için askeri üs olarak kullanılacak. Unutmayın sevgili arkadaşlar çok 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 önemli. Şimdi bakın 20 bin kişiyle gidiyor. Yani 3 bin 5 bin kişiyle gitse belki yetecek. Ama ne yapıyor? 20 bin kişiyle gidiyor. Kanta Kuzen imparator oluyor evet bu yardımla. Ama hayatının hatasını yaptığını anlayacak. Çünkü 20 bin kişiyle bölgeye giden Orhan Bey'in oğlu Süleyman Paşa, Gelibolu, Tekirdağ, Bolayır, Malkara, Çorlu, Lüleburgaz gibi bugün Doğu Trakya'mızda olan yerleri fethediyor. Amacımız ne? Balkanlarla Bizans'ın bağlantısını koparmak. Amacımız Balkanlarla Bizans'ın bağlantısını koparmak. Arkadaşlar bu süreç nereye gider? Bu süreç Edirne'ye gider. Orhan Bey hayatını kaybedince yerine oğlu Şehzade Murat geçecek ve Şehzade Murat nereyi fethedecek? Edirne'yi fethedecek. Ama Edirne'nin fethine gelmeden önce daha ne diyeyim size, iskan ve istimaletin ilk adımları atılmaya başlanacak bölgede. İskan ve istimaletin ilk adımları atılmaya başlanacak bölgede. Özellikle iskan siyasetinin çünkü Süleyman Paşa fethettiği yerlerde problem yaşayabiliyor. Onun için iskan siyaseti bölgeyi ne yapacak? Şenlendirecek, Türkleştirecek, Müslümanlaştıracak. Ama iskan ve istimalete kim çok ciddi manada devam edecek? Orhan Bey'in oğlu 1. Murat devam edecek arkadaşlar. Ve 1. Murat babasının başlattığı o Balkan fetihlerini büyüterek Rumeli'nin çok ciddi fatihi olarak devam edecek arkadaşlar. Ve onun yerine kim geçecek? 1. Murat geçecek Orhan Bey'in yerine. Şimdi 1. Murat ne yapacak? Edirne'ye doğru yürüyecek ama bu süreçte arkadaşlar çok önemli. Bu süreçte
Sazlı Dere Savaşı yapılacak. Lütfen dikkat. Bakın bu da eski bilgi. Sazlı Dere Savaşı yapılacak. Sazlı Dere Savaşı'na eski notlar, eski soru bankaları elinize varsa çözebilirsiniz diyorum ya, ben bazen soruyorsunuz. Tabii ki çözün diyorum. Tarihte büyük değişiklikler yok. Ama Sazlı Dere Savaşı için ilk Haçlı Savaşı olduğunu söyleyenler oldu. Eski MEP kitabı böyle dediği için. Arkadaşlar bu yanlış. Sazlı Dere Savaşı ne değil? Haçlılarla yapılan bir savaş değil arkadaşlar. Unutmayınız bu bilgi, buradaki bilgi hatalı. Ama Sazlı Dere Savaşı'nın nesi önemli? Sazlı Dere Savaşı'nın Edirne'nin başkent olmasını sağlayan savaş. Bu bakımdan unutmayınız. Edirne'nin başkent olmasını sağlayan savaş hangi savaştır? Sazlı Dere Savaşı'dır. Edirne, bakın Osmanlı Anadolu'dan oldukça uzaklaşmış Edirne'yi fethederek, ama Osmanlı'nın yönü ne taraftı? Bu taraftı arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Edirne'yi alan savaş hangi savaşmış? Sazlı Dere Savaşı'ymış arkadaşlar. Sazlı Dere Savaşı'ndan sonra Filibe Gümülcine alınıyor. Edirne'den sonra Sırp ve Bulgar devletleriyle karadan bağlantı kopartılıyor. Bu durum Haçlı İttifakı'nın Osmanlı'ya karşı kurulmasına yol açacak ve Osmanlı Devleti Haçlılarla çok önemli bir savaş gerçekleştirecek. O savaşın adı hangi savaş? Sırp Sındığı Savaşı. İlk Osmanlı-Haçlı Savaşı hangi savaşmış? Sırp Sındığı Savaşı'ymış arkadaşlar. Lütfen dikkat. Sazlı Dere Savaşı'yla Edirne alındı. Sırp Sındığı Savaşı'yla ne olacak? Osmanlı'nın ilk Haçlı Savaşı olacak arkadaşlar. Osmanlı'nın ilk Haçlı Savaşı olacak. Unutmayınız arkadaşlar. Şimdi bu Layoşlar, Yalloşlar, bunlar çok Layoş, Hacil Bey liderliğindeki bir Akıncı birliğine saldırıyor. Ama sonuçta savaşı kim kazanacak? Savaşı Osmanoğulları kazanacak. Çirmen'de arkadaşlar. Önce Sırp Sındığı, sonra Piloşnik'te bir sıkıntı yaşanıyor, işte ondan bahsediyor arkadaşlar. Buraya da dikkat, bu da yanlış anlaşılabiliyor. Piloşnik bozgunu diyoruz ya, işte o Piloşnik bozgununda yenilenler Osmanlı akıncıları sevgili arkadaşlar. Yani Osmanlı'nın ana ordusu değil, yenilenler Osmanlı akıncıları sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? Anlaştık mı? Sonra Çirmen. Yavaş yavaş Osmanlı Balkanlarda topraklarını büyütüyor. Sonra Piloşnik'i söylemiştik. Ve sonra 1. Kosova Savaşı çok önemli. Çok önemli arkadaşlar. 1. Kosova Savaşı birçok açıdan çok önemli. Unutmayınız. Her birini tek tek şuraya bir yazayım ben önce. 1. Kosova... Geriye mi yazayım? Öncelikle 1. Kosova Savaşı ile ilgili neler biliyoruz? Bizim çok bildiğimiz şey, bu savaş sırasında padişahımız şehit edildi, değil mi? Savaşın sonunda padişahımız şehit edildi. Arkadaşlar Osmanlı ilk kez top kullandı bu savaşta. İlk kez bir padişah şehit, ilk kez savaş alanında padişah şehit oldu. 1. Murat Hüdavendigâr. İlk kez savaş alanında bir padişahım şehit oldu. Yine burada önemli arkadaşlar, bu birazcık detay, Erdem dikkat et buna sen de. Tarihi abetici olarak. İlk kardeş katli burada yaşandı arkadaşlar. İlk kardeş katli burada yaşandı. Unutmayınız. Baba şehit edilince Yıldırım Beyazıt, kardeşinin haberi yokken, kardeşi bazı devlet adamlarının da etkisiyle
çadıra babasının çağırdığını söyleyerek çadıra çağırdılar. Çadırda boğarak kardeşini şehit ettiler. Kardeşini öldürdüler arkadaşlar. Ve ilk kardeş katli de 1. Kosova Savaşı'nda yaşandı. Yine arkadaşlar burayla ilgili Türk bayrağını da unutmayın. Şimdi bu Türk bayrağı hadisesi ne kadar tartışmalı da olsa genel kanaat şöyle. Kimi Çanakkale Savaşları'nda diyor falan ama olmaz Çanakkale Savaşı. Bazı savaşlarda özellikle Sakarya Savaşı diyen bile duydum ben arkadaşlar. Olmaz. Yani o kadar yakın olmaz. Türk bayrağı 1. Kosova Savaşı'nda Kosova'nın gökte ay ve yıldızın işte o şeyleri var ya onların astronomik ifadeleri yan yana gelmesi ve şehit kanları üzerine yansıması Türk bayrağının oluştuğuna dair iddiaları bu savaşa denk getiriyor arkadaşlar. Bu iddialar bu savaşa denk geliyor. Haberiniz olsun. Bununla ilgili çok fazla söylence var. Araştırabilirsiniz. Ama şöyle M.Ö. 6. yüzyıldaki ya da 9. yüzyıldaki Türk piramitlerine girince hala ay yıldız var. Bu da başka bir bakış açısı. Ya da akumparalarının üzerinde ay yıldız var. O da başka bir bakış açısı. Ama neticede genel söylence nedir? 1. Kosova Savaşı'nda Türk bayrağı oluşmuştur derler arkadaşlar. Osmanoğullarının 1. Murat zamanındaki toprakları. Osmanoğullarının 1. Murat zamanındaki toprakları. Burada fark edeceğimiz şey, evet Rumeli'ye doğru büyümüşüz. Ama burada bir fark edilecek şey de Osmanlı Anadolu'da da büyümüş, doğru mu? Osmanlı Anadolu'da da büyümüş. Osmanlı Anadolu'da nasıl büyüdü? Osmanlı Anadolu'da nasıl büyüdü? Hatırlayın, iki sebep. Bunlardan bir tanesi Osmanoğullarının Hamitoğullarından parayla toprak alması ve Germiyanoğullarından neyle? Çeyiz yoluyla toprak alması hadisesini konuşmuştuk. Germiyanoğullarının kızıyla oğlu Yıldırım Beyazıt'ı evlendirmişti 1. Murat ve ne yapmıştı? Bu evlilik neticesinde Kütahya, Simav, Emet gibi toprakları almıştı 1. Murat arkadaşlar. Onu da hatırlayacak olursanız. Hamitoğullarından da nereye almıştı? Hamitoğullarından da Isparta, Beyşehir, Eğridir gibi yerleri parayla satın almıştı. Şimdi bunu yorumlayıp öyle bu dersi bitireceğim. Yıldırım Beyazıt dönemini ayrıca konuşalım gelince. Ama şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar hiçbir Türk ki sizin bugüne kadar Emre Hoca'dan dinlediğiniz Türk devletlerinin hiçbirisi ne parayla toprak satar ne de çeyiz yoluyla toprak verir. Doğru mu? Yani bu kadar bağımsızlığına düşkün, bu kadar bağımsızlık için ya da toprak için kavga eden Türk milletlerinin toprağı parayla satması ya da kızına çeyiz yoluyla vermesi gibi bir durum söz konusu değil. Buradan şunu anlıyoruz. Bazı beylikler Osmanlı Devleti'nin siyasal gücünü kabul etmişler ya da fark etmişler ve Osmanoğullarının yeni düzende dünya lideri olacağını ya da bölge lideri olacağını fark etmiş olmalılar ki yeni kurulacak düzende yeni kurulacak düzende ne yapsınlar? Onlar da yerini alsınlar arkadaşlar. Tabii ki Fatma Nur Ahiler zaten destek vermişti. Onu en başından beri söylüyoruz. Sultan Murat'ın türbesi Priştine'de arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt savaşlardaki ustalığından ve hızından dolayı Yıldırım ünvanını aldı. Yıldırım Beyazıt Eflah'ı Osmanlı'ya bağladı. Macar kralı Sigismund'u mağlup ederek Arnavutluk ve Karadağ'ın Osmanlı üstünlüğünü kabul etmesini sağladı. Evet ama ne yapacak? İstanbul'u kuşatacak. Arkadaşlar İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır Yıldırım Beyazıt. İstanbul'u hatta iki kez kuşatacak arkadaşlar. İlk kuşatma Nibolu'da
Haçlı kuvvetlerinin üzerine gelmesi nedeniyle kaldırılacak. İkinci kuşatmada Timur tehdidi yüzünden kaldırılacak arkadaşlar. Ona dikkat. Bu kuşatma için Anadolu'da bir hisar yapacak. Anadolu Hisarı güzelce hisarı yapacak. Biliyorsunuz Fatih'te İstanbul'un fethi sırasında Rumeli Hisarı'nı gerçekleştirecek. Bunun karşısına arkadaşlar. Ama ne yapacak? Nibolu seferi nedeniyle kuşatmayı kaldıracak arkadaşlar. Nibolu'yu halledip İstanbul'a bir daha dönecek. Bu sefer de Timur tehdidi yüzünden bu savaş, bu İstanbul fethi gerçekleşemeyecek. Ama lütfen şuraya dikkat. Çok böyle bizim ders kitaplarımızda da yer almıyor bu durum. Arkadaşlar, İstanbul'da bir anlaşma yapıp öyle ayrılacak İstanbul'dan. Bunu derste söylemiştim. İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yaptırılacak. İstanbul'da Türklerin davalarına bakmak için bir kadı görevlendirecek ve Bizans her yıl Osmanlı'ya vergi verecek. Dikkat, bu cami için, bu Türk mahallesi için de bütün masrafları kim karşılayacak? Bizans karşılayacak arkadaşlar. Son bir dakikam, haberiniz olsun. Nerede kaldık? Nibolu Savaşı'nda kaldık. Yarım kalmasın. İstanbul'un... Evet, kaydetmeye başladım. Şimdi sevgili arkadaşlar, Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul kuşatmalarını gördük. İkisini bir arada çıkartmış olduk ama kronolojisi şöyleydi. İstanbul'u kuşatıyor, Nibolu'da savaş başlıyor. Nibolu'ya geri dönüyor. Sonra Nibolu Savaşı'nı hallettikten sonra yeniden İstanbul'a dönecek. Bu sefer de Timur tehdidinden dolayı ne yapamayacak? İstanbul fethini gerçekleştiremeyecek. Nibolu Savaşı Türkler için önemli bir savaş. Şöyle söyleyelim, İstanbul mu önemli, Nibolu mu önemli gibi tartışmalar olabilir ama bu tartışmaya gerek yok. Çünkü İstanbul Osmanlı'nın sınırları içerisinde ama Nibolu uçta. Nibolu'yu kaybedersen İstanbul kuşatmasının hiçbir önemi kalmayabilir. Çünkü dedelerinin bütün fethettiği toprakları kaybetme tehlikesi var. Mecburen İstanbul kuşatmasını kaldırarak Yıldırım Beyazıt Nibolu'ya gelecek ve Haçlıları yenecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok önemli. Nibolu zaferi sonrasında İslam halifesi Yıldırım Beyazıt'a Sultan-ı İklimi Rum ünvanı veriyor. Ve böylece Osmanlıların İslam dünyasındaki etkinliği ve saygınlığı daha da artıyor. Ama şu an hala İslam'ın başında Memlüklerin olduğunu unutmayın. Çünkü Abbas halifesi Memlük topraklarında. Bu savaşla Macarlar etkisiz hale getirmiş, biraz detay bunlar. Osmanlı'nın Avrupa üzerindeki etkisi artmış, baskısı artmış. Ve Yıldırım Beyazıt artık Rumeli sınırlarını güvence altına aldığı için neye dönecek? Anadolu'daki beylikleri fethetmeye dönecek arkadaşlar. Ve Anadolu'daki beyliklerin büyük çoğunluğunu ele geçirecek sevgili arkadaşlar. İlk dersten beri bahsettiğimiz İskan siyasetini burada gerçek görsellerle gösteriyor. Bu birazcık detaydır sizler için ama bu arşiv belgesidir arkadaşlar. Osmanlı kimi nereye yerleştirmiş arşiv belgesidir. Önemli bir belge. Tabii çok net görünmüyor ama renklerden kimler nerelere yerleştirilmiş Türkiye Devleti bugün biliyor arkadaşlar ki o zaman Osmanlı da bunları tek tek kayıt altına almış iskan siyasetiyle önemliydi. Bakın nelere kadar dikkat etmiş iskan siyasetinde Osmanlı, iklim şartlarının aynı olmasına kadar dikkat etmiş. Anlaşmazlık içinde olanlardan birini seçmişti hatırlayın, kan davalı olanları ayırmıştı, bunu ben size anlatmıştım. Onlara toprak verip bir süre vergi dahi almamış Osmanlı ama göç edenler de yeni göç ettikleri yeri terk etmelerine izin vermemiş yine Osmanlı Devleti arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yerin üretim ve düzenini bozmamaya çalışıyor Osmanlı. Türk nüfusunu arttırıyor ve Türk kültürünü yayıyor iskan siyaseti sayesinde. İskan siyaseti sayesinde önemliydi. Şimdi gelelim Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama faaliyetleri ve Yıldırım Beyazıt'ın diğer icraatlarına.
Şimdi Yıldırım Beyazıt Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağladı diyeceğiz arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar? 1402 Ankara Savaşı'na kadar, Timur'un önünde savaşı kaybedene kadar arkadaşlar. Osmanlı'ya katılan ilk beylik Karasoğulları Beyliği'ydi. 1. Murat zamanında hatırlayınız, haritadan göreceğiniz üzere Kütahya Tavşanlı Emet ve Simav'ı Çeyiz yoluyla almıştı. Hamitoğullarından Akşehir, Isparta'yı, Yalvaç'ı, Beyşehir'i parayla satın almıştı 1. Murat. Daha sonra Yıldırım Beyazıt işte savaşçı yollar denedi. Arkadaşlar bakın, Osman Bey zamanında zaten fetih yok. Orhan Bey zamanında Karasoğulları Beyliği barışçıl. 1. Murat zamanında Hamitoğullarının bir kısmı parayla barışçıl. Germiyanoğullarının bir kısmı çeyiz yoluyla barışçıl. Ama Yıldırım Beyazıt diyecek ki ya daha yeter. Yani ben en büyük Haçlı ordularına karşı mücadele veriyorum. Siz artık bana bağlanmıyorsanız ben sizin kafanıza vura vura sizi bana bağlarım. Diyecek ki Saruhanoğullarını, Aydınoğullarını, Menteşeoğullarını, Germiyan, Karaman, Hamit, Eretna Beyliği, Candaroğulları hepsini Osmanlı'ya bağlayıp Anadolu'da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlıyor. Memlüklere bağlı Dulkadir Beyliği'nden de Malatya, Besni, Daranya bir kısmını ele geçiriyor arkadaşlar. Yavaş yavaş da Osmanlılarla Memlüklerin arası açılmaya başlıyor diyebiliriz. Aha da Yıldırım Beyazıt zamanında Anadolu'da Türk siyasi birliğinin büyük ölçüde sağlandığının ispatı. Burada farkındaysanız Trabzonlu İmparatorluğu hiçbir zaman alınamadı Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar. Dulkadiroğulları Yavuz Sultan Selim zamanına kadar alınamadı. Ama onun dışındaki büyük çoğunluk topraklar Osmanlı'nın eline geçti. Bu arada bu haritadan Bizans'ın da durumunu görüyorsunuz. Osmanlı topraklarında bir çibanbaşı gibi kalmış durumda Bizans arkadaşlar. Ama bu harita biliyorsunuz ki Ankara Savaşı sonrasında ne olacak? Bozulacak ve dağılacak. Bu Karakoyunlu Devleti'ni, Akkoyunlu Devleti'ni biz diğer Türk devletleri kısmında konuşmuştuk. Hatırlayın arkadaşlar. Onun için çok üzerine konuşmayacağım ama sadece ne söyleyeceğiz? Karakoyunlular Yıldırım'la Osmanlı Savaşı'nda kimin tarafını tutuyorlar? Yıldırım Bayezid'in tarafını tutuyorlar. Akkoyunlular da Timur'un tarafını tutacaklar. Bu Akkoyunlularla ilgili iki tane şey söylemiştik. Burada da kayda geçsin. Akkoyunlu Devleti Dede Korkut hikayelerini ilk kez yazılı hale getiren devletti. Ve ilk kez hatırlayınız Kur'an-ı Kerim'i Türkçe meal haline getiren devletti. Akkoyunlu Devleti sevgili arkadaşlar. Bunu da hızlıca söylemiş olduk. Ankara Savaşı'nı ve Fetret Devri'ni bir yetiştirmek istiyorum. En azından bugüne ondan hızlı hareket ettim. Şimdi sevgili arkadaşlar Ankara Savaşı 1402'de olacak biliyorsunuz. Timur oldukça büyük bir devlet kurmuş. Farkında mısınız? Altın Ordu'yu da almış 1402'ye kadar. Yani Osmanlı üzerine gelene kadar Altın Ordu'yu da almış. Ve Doğu Anadolu'da da büyük bir egemenlik kurmaya başlamış arkadaşlar. Üç tane büyük Türk devleti görüyorsunuz. Farkında mısınız? Memlükler, Timur ve Osmanlı Devleti. Osmanlı bu toprakların büyük çoğunluğuna yükselme yıllarında egemen olacak ama kuruluş yıllarında bu kadar büyük devletlerle Osmanlı'nın artık en azından kora kora mücadele ediyor olması bile artık bir an önce bir 100 yıl boyunca 100 yılda ne kadar büyüdüğünün ispatıdır arkadaşlar. Şimdi Timur İran, Irak ve Kuzey Hindistan'ı topraklarına katmış. Aslında Timur'un asıl yönü neresi? Çin. Ama Çin'e gidecek ama arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor ki farkındaysanız arkasından gelebilecek çok azimli padişah olan bir devlet var Osmanoğulları. Yıldırım Beyazıt oldukça hırslı bir padişah. Belki diyor benim arkamdan gelebilir. Bu arada az önce Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu beyliklerini ele geçirdiğini söylemiştik ya. O Anadolu beylikleri gidip kime sığınıyorlar? Timur'a sığınıyorlar. O Anadolu beylikleri gidip Timur'a sığınıyorlar. Özellikle Karakoyunlarla Akkoyunların birbirini yemesi, didişmesi sevgili arkadaşlar neye yol açacak?
birinin Timur'a, diğerinin de Yıldırım Bayezid'e sığınmasına yol açacak ve Yıldırım Bayezid'den Karakoyunlu hükümdarını geri isteyecek Timur. Ama Yıldırım Bayezid kendisine sığınan bir adamı ne yapmayacak? Teslim etmeyecek arkadaşlar. Timur Yıldırım'dan ne istemiş? Anadolu beylerinin topraklarını ver. Timur'un derdi ne biliyor musunuz? Anadolu'da Türk siyasal varlığı olsun ama Türk siyasal birliği olmasın. Çünkü güçlü bir Anadolu arkasından tehdit yaratabilir. Karayülük Osman'ı kendisine teslim etmesini istemiş ve Timur'un elini öpmesini istemiş Yıldırım'dan. Tabii ki Timur bu isteklere de bulunacak ama Yıldırım Bayezid de koskocaman Haçlı ordularını devirmiş, İstanbul'u kuşatmış büyük bir hükümdar. Dolayısıyla tabii ki ne yapmayacak? Bu üstünlük kurma isteklerini kabul etmeyecek Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid'in cevabı güzeldir. Aslında biz o kavgacı padişahlar biliyoruz. Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasında hakarete varan ifadeler var ama burada güzel, manidar, karşılıklı sözler var. Tabii ki Yıldırım Bayezid bu istekleri kabul etmeyecek arkadaşlar. Timur önce nereye gelecek? Timur Sivas'a gelecek. Vallahi Begim diyor, ben o hikayeyi anlatmıştım size. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sivas'a geldiğinde zorla insanları şeye sokmuşlar. Senfoni dinlemeye sokmuşlar. Çıkışta da TRT şey yapmış. Röportaj yapmış. Demiş ki işte nasıldı konser? Demiş ki çıkan amca, vallahi Begim demiş, Sivas olalı demiş, Timur'dan beri böyle eziyet görmedi demiş Senfoni Orkestrası'na. Sivas'ta ciddi sıkıntılar yaşanmış ve iki ordu nerede çarpışmış? Çubuk'ta çarpışmış. İki temel hadise var. Arkadaşlar, Anadolu'ya gelmesine rağmen, yani deplasmana gelmesine rağmen Timur daha kalabalık. Bunu unutmayın, bu bir. İki, Timur'un ordusunda filler var ve zırhlılar. Yani günümüzün tankları var. Karşıda tanklar var. Biz de küçük silahlarımızı almışız. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Dolayısıyla bu ciddi bir ne yaratacak? Problem yaratacak Yıldırım Bayezid için. Bir de bütün bu olumsuzlukların üstüne özellikle Kara Tatarların, yani Yıldırım Bayezid'in savaşçı gücü olan Kara Tatarların taraf değiştirmesi de Yıldırım Bayezid'in bu savaşı kaybetmesine yol açacak arkadaşlar. Filler Anadolu'ya gelmiş mi gelmemiş mi tartışmalarına yüzlerce yıl önceki bir şeydir. Bu minyatür ispattır arkadaşlar. Eski bir minyatür. Timur'un Yıldırım'ın üzerine fillerle geldiğini ispat eden bir minyatür var görselde. Evet, Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuldu bu savaşın sonunda. Ve hatırlayınız, Fetret devri başladı. Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında taht kavgaları başladı. Beylikler yeniden kuruldu. Osmanlı'nın Balkanlarda ilerleyişi durdu. Buraya dikkat, soru bekliyorum. Osmanlı Devleti Balkanlarda toprak kaybetmedi. Osmanlı Devleti Anadolu'da çok fazla toprak kaybetmesine rağmen Balkanlarda toprak kaybetmedi. Çünkü ne oldu? Çünkü harikasın Nazlı. Nazlı, Ayşe geç kaldı. İskan ve istimalet politikası nedeniyle arkadaşlar Bizans'ın alınması 50 yıl gecikti. Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü. Dikkat! Bu esaret altında hastalanarak ölecek. Parmağındaki yok, yüzükteki zehri içti de öldü de falan filan. Yalan dolan bunlar. Öyle bir şey yok. Timur'un hedefi, hayali Çin'di, hatırlayınız. Timur da Çin'e gidemeden Otrar civarında hayatını kaybedecek arkadaşlar. Şimdi Timur Yıldırım Bayezid'in 4 oğlunu, 5 oğlunu yanına çağırdı. 5. Bunlardan dördüne ülkeyi böldü. Süleyman Çelebi'ye, İsa Çelebi'ye, Mehmet Çelebi'ye ve Musa Çelebi'ye ülkeyi böldü. Dördüne, beşinciyi yanına aldı. Beşinci Mustafa'ydı. Mustafa'yı yanında götürdü. Elinde bir Osmanlı şehzadesi olsun. Yarın bir gün Osmanlı kendini toparlarsa onu siyasi koz olarak kullanmak için. Ama kendisi hayatını kaybettiği için bir süre sonra bu Mustafa dönecek ve sıkıntı olacak, biliyorsunuz arkadaşlar. Görselde
Timur'u simgeleyen bir görsel göstermiş arkadaşlar. Otrar da hayatını kaybetti. Ve Osmanlı'nın hangi dönem başladı? Fetret devri dediğimiz dönem başladı. Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasındaki bu mücadelede birçok kardeş katli ve birçok Osmanlı evladı hayatını kaybetti arkadaşlar. Ve Çelebi Mehmet sonunda savaşı kazandı. Bu arada dikkat, Musa Çelebi bu fetret devrinde İstanbul'u kuşatmıştır. Komik bir kuşatmadır bu tabii ki. Daha kardeşler birbirini yerken aslında stratejik de bir kuşatmadır. Ben kardeşlerimle mücadele edene kadar İstanbul'u kuşatıyorum. Sizler de bana destek verin diye özellikle vatandaşın ve devlet ileri gelenlerin desteğini almak istemiştir. Fakat asıl güç Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Çelebi Mehmet'e geçecek ve Çelebi Mehmet ne yapacak? Birliği sağlayacak arkadaşlar. Balkanlarda bunun fotoğrafını alırsanız hatta bunun bu şu anki ekranın fotoğrafını alın, Instagram'da paylaşın. Soruyu 2020 KPSS'ye yakalamış olduğumuzu ispat edelim. Yani ben bilemedim. Bana öyle geldi. Bana öyle geldi. İlayda, taşı toprağa gösteriyorsun. Bravo sana. Taşı toprağı da özledik gerçi de. Aklıma o eskilerin sözü geldi. Yüzünden ne hayır gördük ki diye taşı toprağı. Geçiyorum ekran görüntüsü alanlar olduysa. Aldık hocam. Peki. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu sayılıyor. Çünkü Osmanlı o kadar derin bir darbe aldı ki Ankara Savaşı'ndan sonra. Onun için ikinci kurucu sayılacak ve hemen siyasal birliği sağlamak için çalışmalara başlayacak. Saruhanoğulları'nı ortadan kaldıracak, Aydınoğulları'nı ortadan kaldıracak, Karamanoğulları'yla mücadele edecek ama Karamanoğulları yine başa bela. Çünkü Karamanoğulları Fatih zamanında bile bitirilemiyor. Fatih'in oğlu Beyazıt zamanında Karamanoğulları tamamen sona erecek arkadaşlar. Menteşeoğulları, Tekeoğulları da Osmanlı'ya yeniden bağlanacak ve Osmanlı yeniden Akkoyun ve Karakoyunlarla komşu olacak. Arkadaşlar, Çelebi Mehmet dönemi olaylarını konuşurken şunları söylemek lazım. Şeyh Bedrettin isyanı. Bakın, isyanlar her zaman olur dedi hocanız size derste. Her zaman isyan olmuştur. Önemli olan bu isyanları ne kadar sürede bastırdığınızdır. Eğer devlet güçlüyse bu isyanlar kısa sürede bastırılır. Eğer devlet zayıfsa uzun sürer. İşte Şeyh Bedrettin isyanı devletin zayıf bir anına denk geldiği için uzun süren bir isyan olmuştur. Bakın Şehzade Musa'nın kaz askerliğini yapan, daha sonra İznik'te hapiste tutulan medrese alimi Şeyh Bedrettin Rumeli'ye geçmiş. Ortak mülkiyet ve eşitliği savunma iddiasıyla isyan ediyor. Aslında ne diyoruz biz ona? Dini ve sosyal nitelikli bir isyandır. Ancak bakın yorumlarda ne çıkıyor? Dinden ziyade sosyal içerikli bir isyandır olduğu söyleniliyor arkadaşlar. Şeyh Bedrettin isyanı önemli. Tabii yakalanacak, idam ettirilecek. Sonra çocuğumuz gitmişti ya, çocuğumuz Timur'la gitmişti ya. Şimdi Timur ölünce çocuğumuz yeniden Anadolu'ya dönecek ve bakacak ki baba, abi hayırdır. Abiye karşı bir isyan edecek. Abi onu yakalayamayacak. Dikkat! Şehzade Mustafa isyan bastırılacak ama abi onu yakalayamadığı için o da Bizans'a gidecek. Buraya dikkat! Şehzade Mustafa isyanı bastırılacak ama Şehzade Mustafa yakalanamayacak. Şehzade Mustafa Bizans'a sığınacak. Yeğeni 2. Murat zamanında yeniden ortaya çıkacak ama o muydu değil miydi diye tartışmalar olduğu için 2. Murat zamanındaki o Mustafa'ya Osmanlı tarihçileri ne Mustafa dedi? Düzmece Mustafa isyanı dedi, haberiniz olsun. Ne isyanı dedi? Düzmece Mustafa isyanı. Hocam bir dedi. Şey sorabilir buyurun, miyim? Buyurun, tabii ki. Bölmek istemedim durunca şey yapayım dedim. Mehmet Çelebi için, daha doğrusu o dönemde yapılan Şeyh Bedrettin için her ne kadar
dini olmaktan ziyade sosyal içerikli isyan desek de sorularda ikisini de kabul ediyor. Tabii yine tabii kabul ediyor. Şey evet, değil evet. Mi? Dini ve tamam, sosyal içerikli isyan yok. Ama tamam. Ben hani olayın aslından bahsediyorum. Tamam. Dini ve sosyal nitelikli isyan. Tabii ki sorularda öyle karşılaşacağız. Yine Mehmet Çelebi Balkanlarda da faaliyetler göstermeye başladı ama çok böyle büyük faaliyetler değil. Eflak ve Bosna'da Osmanlı egemenliği geçici olarak kurulacak arkadaşlar. Şimdi burası önemli. Osmanlılarla Venediklerin ilk deniz savaşı çok önemli. UFO gören masum köylü gibi olduk gerçi. Yani ilk kez deniz savaşı yapıyoruz. Bunu da dünyanın en büyüğüyle yapıyoruz. Kimin komutasındaydı? Çalıbey komutasındaydı. Hatırlayınız. Çalıbey komutasında Osmanlı Venediklerle deniz savaşı yapacak ve tabii ki bu savaşı kaybedecek arkadaşlar. Ama Osmanlı denizcilikte de 50 yıl içerisinde çok büyük gelişmeler gösterecek. Bir dahaki derste konuşacağız. Özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan donanma ve Fatih'in kimi vardı? Fatih'in kimi vardı? Yedik Ahmet Paşa. Harikasınız. Harikasınız. Üç kişi aynı anda söyledi. Yedik Ahmet Paşa. Harikasınız. İşte o Yedik Ahmet Paşa'nın çalışmaları da Osmanlı denizciliği için çok kıymetli. Tabii ki Barbaros zirve yapacak arkadaşlar. Çalıbey şehit olacak bu savaşta. Ama Osmanlı ciddi bir tecrübe kazanacak denizlerde arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çalıbey'le şeyle ilgili, Çelebi Mehmet'le ilgili unuttuğum şey kalmadı sanırım. Çelebi Mehmet'in ölümünden sonra başa kim geçecek? Başa Çelebi Mehmet'in oğlu 2. Murat geçecek arkadaşlar. 2. Murat ne yapacak? Balkanlarda bazı kaleleri fethedecek. Balkan Karamanoğullarının isyanını bastıracak. Ve Balkanlardaki bu kalelerin fethinden sonra, bu kalelerin fethinden sonra 2. Murat Belgrad hariç tüm Sırbistan'ı ele geçirecek. Osmanlı akıncıları önden gittikleri için birçok mağlubiyetleri var ama bunları Osmanlı mağlubiyeti gibi düşünmeyin. Fakat Avrupalılar hevesleniyor. Akıncıları yenince diyorlar ki biz Osmanlı ordusunu yendik zannediyorlar. Gaza geliyorlar. Sonra hemen Haçlı ordusu kuruyorlar. Diyorlar ki yendik daha fazlasını da gerçekleştirebiliriz diye bir Haçlı ordusu oluşturacaklar. Ama bu Haçlı ordusunu yine 2. Murat etkisiz hale getirecek. Ama üzerlerine gitmeyecek Karamanoğulları tehdit nedeniyle. Ve buraya dikkat. Batı'yla imzalanan ilk anlaşma. Bu Osmanlı aleyhine imzalanan ilk anlaşma olarak çok doğru kabul etmiyorum ben bu ifadeyi arkadaşlar. Çünkü Osmanlı yararına bir anlaşmaydı bu. Ama şöyle diyebiliriz. Şurayı çok kabul etmedim. Ama şurası önemli bizim için. Şu kısma odaklanmanızı istiyorum. İki taraf 10 yıl savaş yapmayacak. Tuna Nehri sınır olacakmış. Sırbistan yeniden kurulacak fakat Osmanlı'ya vergi verecek. Eflak Macaristan'a bırakılacak. Osmanlı'ya vergi verecek. Şimdi evet Sırbistan'ın büyük bir kısmı ele geçirilmişti, geri kaybedildi fakat bu anlaşma Edirne Seged'in anlaşması arkadaşlar 10 yıl süreceği için ne yapacak 2. Mehmet? Her iki taraf kendi kutsal kitapları üzerine yemin ettiği için diyecek ki ya nasıl olsa 12-10 yıl boyunca tahta bir savaş çıkmayacak. 12 yaşındaki oğlumu ne yapabilirim? Tahta çıkartabilirim diyecek. Ama 12 yaşındaki bir çocuğun tahta çıkmasını gören Haçlılar verdikleri sözü ne yapamayacak, ne yapmayacaklar? Tutmayacaklar arkadaşlar ve anlaşmayı bozacaklar. Böyle çok detay yorumların içerisinde ölü doğan anlaşmalara Edirne Seged'ini koyanlar da var. Mesela biz Sevr Anlaşması için, Ayas Stefanos Anlaşması için ölü doğan anlaşmalar diyoruz, diyeceğiz sizinle de.
Şimdi Varna Edirne Seyit Anlaşması içinde sözlerini tutmayıp Varna Savaşı'nı başlattıkları için böyle ifadeler söyleyen hocalar var arkadaşlar. İkinci Murat'ın burada bir büyük hadise var bildiğiniz üzere. Ne yapacak? İkinci Mehmet 12 yaşındaki çocuk savaş hazırlıklarına başlayacak. Ama kendisine güvenin olmadığını, tehditlerin olduğunu içeriden de gören ikinci Mehmet babasını çağıracak. Hatta bazı devlet adamları da babayı çağıracak. Diyecekler ki gel. Çünkü bu iş tehlikeli bir durum haline geldi. İlk başta diyecek ki ikinci Murat hayır. Devletin padişahı orada. Ben ona güveniyorum. Ama özellikle devlet adamlarının ve bazı askerlerin ki özellikle de Çandarlı Halil Paşa'nın ona güvenmemesi üzerine tarihe geçen o meşhur sözü söyleyecek ikinci Mehmet babasına. Baba eğer padişah sensen gel ordularının başına geç. Eğer padişah bensem sana emrediyorum gel devletin başına geç diyecek ve bu tehdit üzerine ikinci Murat yeniden tahta çıkacak. 1444'te Osmanlı ordusu Haçlıları Varna Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğratacak arkadaşlar. Bunun üzerine neye başlayacaklar? İkinci Kosova Savaşı'na başlayacaklar arkadaşlar. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilerleyişini durdurmak için. Varna'nın intikamını almak isteyecekler ama yine çok da başarılı olamayacaklar arkadaşlar. Bu dönemde Osmanlı Avrupalıların, Haçlıların büyük bir komutanı var. Hünyadi Yanuş. Onların kahramanlarından bir tanesi hatta. Sanırım Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun kitaplarından bir tanesinde anahtar olabilir, kilit kapı anahtar olabilir ya da bu attı geçide gider. Orada diyor ki bu Avrupalı için büyük komutan olan Yanoş'u diyor bizimkiler diyor hiç diyor yüzünden görmediler diyor. Hiç yüzünü tanımadılar diyor. Hep diyor arkadan tanıdılar diyor. Çünkü her seferinde tüm Haçlıları gaza getirip Haçlı seferlerinin başlatan adam oluyor ama her seferinde de ilk kaçan o oluyor. Arkadaşlar öyle bir romandan aklımda kalmış. Osmanlı 2. Kosova Savaşı'nı kazanınca hakimiyetini pekiştirdi diyor. Burası önemli. Osmanlı hakimiyetini engelleyebilecek bir güç kalmadı demiş sevgili arkadaşlar. Önemli. Şimdi biz 2. Kosova Savaşı'nı birazcık yorumlayalım. 2. Kosova Savaşı'nı birazcık yorumlayalım. Çünkü Fatih Sultan Mehmet dönemine bugün geçmeyeceğim. Fatih Sultan Mehmet'e geçmeyeceğim. Şurada yorumlayabiliriz. Şimdi 2. Kosova Savaşı'yla Osmanlı'yı Balkanlardan atabilecek bir güç kalmadı. Atabilecek güç kalmadı arkadaşlar. Osmanlı Balkanlarda savunmadan taarruza geçti. Ve bu taarruz kaç yılına kadar devam edecek? 1683 2. Viyana kuşatmasına kadar devam edecek. Hatırlıyorsunuz siz bu süreci. 2. Viyana kuşatmasından sonra 1699'da da ne olmuştu? Geri dönüş başlamıştı. Ta ki 1921 Sakarya Savaşı'na kadar sevgili arkadaşlar. 2. Kosova Savaşı şu bakımdan çok önemli. Artık Balkanlarda Rumeli'de Osmanlı'ya bir tehdit yok. O zaman 2. Murat'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet'in ya da Sultan 2. Mehmet'in Fatih olmadan önce İstanbul'un fethi için bütün şartlar oluşmuş diyebilir miyiz 2. Kosova Savaşı sayesinde? Diyebiliriz. Özellikle Balkanlardan bir tehdidin olmaması Osmanlı'yı neye odaklanabilir hale getirdi? İstanbul'un kuşatmasına odaklanabilir hale getirdi arkadaşlar.
şu kalan 3 dakikada şunları söyleyelim mi? Hazır vaktimiz kalmışken bize. 1176 Mirya Kefalon önemliydi. İkinci Kosova önemliydi. Bir de işleyeceğiz Cerbe sizinle. Cerbe, aferin sana Nazlı. Cerbe Deniz Savaşı önemliydi arkadaşlar. Bu Anadolu'da Anadolu Selçuk Devleti'nin Mirya Kefalon Savaşı, Anadolu'da savunmadan taarruza geçtiği savaştı. İkinci Kosova Osmanlı'nın Balkanlarda savunmadan taarruza geçtiği savaştı. Cerbe Deniz Savaşı da Kanuni Sultan Süleyman zamanında Akdeniz'de savunmadan taarruza geçtiği savaştı arkadaşlar. Ve aynı zamanda bu bölgelerin nesiydi? Bunların hepsinin ortak özelliği tapusuydu. Nesiydi? Tapusuydu. Unutmayın arkadaşlar. Evet, Akdeniz önümüzdeki haftaki derste işleyeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Preveze Deniz Savaşı ile Türk Gölü olmuştur. Fakat Cerbe ile tapuyu aldık. Anadolu'da tapuyu Mirya Kefalon'la aldık. İkinci Kosova'da da tapuyu neyle aldık? Balkanlar için tapuyu aldık sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı?